Merhabalar arkadaşlar. Beklenen ünite geldi. Kimyasal tepkimelerde dengeye başlıyoruz bugün. Kimyasal denge, asit baz dengesi ve çözünürlük dengesi olmak üzere çok uzun bir bölüm bizi bekliyor arkadaşlar. Kimyasal denge bu uzun kısmın ilk bölümü arkadaşlar ve kimyasal dengeyle başlıyoruz. Hemen girelim dersimize. Şimdi fiziksel ve kimyasal denge diye başlık atmış. Bir önce bunları bir tanıyalım. Diyor ki dinamik denge zıt yönlü gerçekleşen iki olayın hızlarının eşit olması anlamıdır. Biz şimdiye kadar tepkime tepki yönlü tabir etmiştik. Reaksiyona girenler vardı, daha sonra bunlar ürünlere dönüşüyordu. Ama artık arkadaşlar oluşan ürünlerin de girenleri oluşturması durumundan bahsedeceğiz. Yani olayların zıt yönlü gerçekleşen iki bir olayın hızların eşit olması anlamını taşıdığını söylemiş buradaki cümlede. Kapalı bir kapta sıvının buharıyla dengede olması durumu bir dinamik dengede. Bakın biz bunu daha önceden nerede gördük? Gazlar ünitesinde gördük. Yanda da görsele bakın. H2O sıvı kapalı bir sistem arkadaşlar. Suyu koyarsanız buharlaşma biliyorsunuz her sıcakta olacak. H2O buhar molekülü olacak. Kapalı bir sistem olduğu için buhar molekülleri ne yapacak? Kabın çeperlerini her tarafa çarpacaklar. Bu arada tabii yaklaşan buhar molekülleri birbirine çekim kuvveti uygulayıp birbirine ne yapacaklar? Yaklaşıp sıvıya dönecekler. Birim zamanda bir yandan buharlaşma meydana gelecek, bir yandan da yoğuşma meydana gelecek. Buharlaşma miktarıyla birim zamanda buharlaşan molekül miktarıyla yoğuşan molekül miktarı birbirine eşit olduğu zaman sistem dengeye gelecek. Biz bunu sıvı buhar dengesi olarak söz etmiştik arkadaşlar gazlar ünitesinde. Burada da olayı anlatmış. Demiş ki bir kaba su konarak üzeri kapatıldığında başlangıçta buharlaşma olayı yoğuşma hızından nedir? Hızlıdır. Ancak ortamda buhar miktarı arttıkça yoğuşmanın hızı da artar ve bir süre sonra buharlaşma yoğuşma hızları eşitlenir. Bakın bu dengenin kurulma andır arkadaşlar. İleri yöndeki hız, bundan bahsedeceğiz birazdan. İleri yöndeki hız, geri yöndeki hıza eşit olduğu zaman denge kurulacak. Bu şu anda fiziksel bir dengeden bahsediyor. Kimyasal bir olayda da aynı olaylar meydana gelecek. İleri yöndeki hız, geri yöndeki hıza eşit olacak arkadaşlar. Bu durumda sıvı buhar dengesi olarak adlandırıldığını söylemiş. Yine arkadaşlar başka bir denge olayından bahsedecek şimdi. Diyor ki bir sıvı içine bu sıvıda çözünen bir katı miktar aşırı miktarda katıldığında, atıldığında bu madde doygun olana kadar çözünür. Çözünme olayı başladığı anda çökme olayı da aslında başlamıştır. Ancak çökme olayı başlangıçta yavaştır. Çözeltideki çözünen madde miktarı arttıkça çökme olayı hızlanır ve bir süre sonra çözünme ve çökelme hızları eşitlenir. Yani katısı dengedeki doygun bir çözeldir. Burada da AgCl'nin dengesini vermiş. AgCl katısı suda az çözünen bir katıdır. Suya attığımız zaman Ag artı 1, Cl eksi 1 diye iyonlarına ayrışır. Daha sonra ortamda iyonlar birleşip çökerler arkadaşlar. İleri yöndeki hız çözünme hızıdır. Geri yöndeki hız çökelme hızıdır. İleri yöndeki hız geri yöndeki hızı eşit olduğu zaman yani R ileri eşittir R geri olduğu zaman yine denge kurulacaktır. Biraz önceki dengemizde buharlaşma, yoğuşma olayları meydana geliyordu. Burada ise çözünme, çökelme meydana geliyor. Ama ana mantık aynıdır. İki yönlü çalışan bir durum söz konusu. İleri yön var, bir de geri yön var arkadaşlar. Çift yönlü tersinir tepkimeler olduğunu görüyoruz. Bunları da çözünürlük dengesi konusunda tekrar edeceğiz. Yukarıdaki iki olay fiziksel olaylardaki denge durumunu ifade eden önemli iki örnektir demiş. Biri tuzun suda çözünmesi, bir de buharlaşma, yoğuşma olayları, fiziksel olaylar. Tam verimli kimyasal tepkimelerde reaktif maddelerin yani reaksiyona giren maddelerin en az biri tamamen tükenir. Bakın bize bir hatırlatma yapmış. Biz şimdiye kadar hep şey dedik. Yani tepkimeye giren maddeler tam verimli ya da artansız cümlelerini duyduğumuz zaman ne dedik? Reaksiyona girenler bitecek, en az biri bitecek ki tam verimli olsun. Reaksiyona girenlerin tamamı bitecek ki artansız olsun. Yani biz maddeyi bitirme yönünde bir reaksiyon gösteriyorduk. Ancak birçok tepkime tam verimli olmaz. Yani ortamda daha tepkimeye girebilecek reaktifler olmasına rağmen buraya dikkat edin. Tepkimeye girebilecek reaktifler olmasına rağmen tepkimede ürün miktarı değişmez demiş arkadaşlar. Bunun nedeni kimyasal tepkime çift yönlü gerçekleşebiliyor olması. Yani tepkime bir yöne doğru başladığında aslında ters yönde de tepkime olmaktadır. Yani olaylar tersindir arkadaşlar. Her reaksiyon için ileri ve geri yöndeki reaksiyon var olabileceği gibi bir reaksiyonun yüzde yüz olarak tamamlanmasının mümkün olmadığı pratik uygulamada tespit edilmiştir. Bu tür tepkimeler arkadaşlar biz tersinir yani çift yönlü tepkimeler diyoruz. Tepkimeler denir. Bu tür reaksiyonlar çift yönlü okla ve sembolüyle gösterir demiş. Evet arkadaşlar çift yönlü denge reaksiyonlarına ne diyoruz? Aynı zamanda tersinir tepkimeler de diyormuşuz. Bunu da çift yönlü okla gösteriyoruz. Tersinir tepkime kapalı bir kapta gerçekleştirdiğinde tepkimeye girenler %100 ürünlere dönüşmez.
Bir miktar kapta kalır. Bu şekilde kapalı bir kapta sabit sıcakta gerçekleşen çift yönlü reaksiyonlara kimyasal denge reaksiyonu. O zaman burada aslında bakın arkadaşlar önemli bir bilgi daha var. Bir, sistemin kapalı olması gerekir. İki, nerede sıcaklık sabit sıcak demiş. İki, sıcaklık sabit olması lazım. Üç, denge kurulacağı ileri hız geri hıza eşit olması lazım. Dört, madde bitmemesi lazım. Madde bitemez. 5. Denge sistemleri dinamiktir. Yani sürekli dönüşüm sistem dengeye ulaşsa bile devamlı ürünler girenler de ürünleri oluşturmaya devam edecektir. Makroskobik olaylar, gözle görülebilen olaylar denge ulaştırma sistemde durmuştur ama mikroskobik olaylar, gözle görülemeyen olaylar devam etmektedir şeklinde bir takım denge ile ilgili denge olduğunu gösteren ipuçları ya da söylemler arkadaşlar geliştirmemiz gerekiyor. Bu 5 şartı bilmemiz lazım denge için. Tekrar ediyorum. 1. Sistem kapalı olması lazım. 2. Sıcaklık sabit olması lazım. 3. Denge anında ileri yöndeki hız geri yöndeki hıza eşit olması lazım. 5. Denge kurulduğu zaman ortamda bütün maddeler olmak zorunda. Madde kesinlikle dengede bitemez arkadaşlar. Ve sistem dengeye ulaşmış olsa bile denge statik değildir, durağan değildir. Denge dinamiktir. Dönüşümler devam etmektedir ama bunlar madde derişimlerini değiştirecek ölçüde değildir. Çok küçük miktarlarda olduğu için mikroskobik olarak devam etmektedir şeklinde bir söylem arkadaşlar söylüyoruz. Kimyasal denge reaksiyonu dinamik denge olarak adlandırır burada söylemiş. Çünkü sürekli eşit hızda zıt yönlü değişimlerin gerçekleştiği dinamik bir denge hali söz konusudur demiş. Evet, bu şekilde arkadaşlar dengenin şartlarını öğrendik aslında burada. Paylaşım notunda ne diyor? Bir denge sistemi dengedeyken olaylar çift yönlü eşit hızda gerçekleşir. Hıza vurgu yapmış, ileri yöndeki hızın geri yöndeki hıza eşit olduğunu söylemiştik. Dinamik bir denge durumu söz konusudur. Ortamdaki reaktif ürün miktarında bir değişim olmaz. Dönüşüm var ama bu ne yapmıyor arkadaşlar? Derişimleri değiştirecek ölçüde değildir. Peki. Ben bu tepkimelerde terslilik başlığını şöyle atarım. Niçin denge diye arkadaşlar? Yani dengeyi belirleyen faktör nedir aslında? Böyle sorabiliriz. Diyor ki tepkimenin tersinin olup olmadığı, denge olup olmadığını anlaşabilmesi iki temel faktörün tepkimeyi hangi yönde desteklediğine bakılır diyor. Bunlardan biri maksimum düzensizlik ilkesi. Eskiden biz bunu arkadaşlar entropi diyorduk. Entropi düzensizlik demek. Bir de arkadaşlar minimum enerji. Bu da entalpi ilkesi. Isının olduğu taraf şeklinde söyleyeceğiz. Bu iki faktör birbirini zıt yönde desteklerse yani mesela maksimum düzensizlik ürünlere doğru, minimum enerji girenlere doğru ya da tam tersi maksimum düzensizlik girenlere doğru, minimum enerji ürünlere doğru. Arkadaşlar bu tepkimeler dengedir diyoruz genellikle. Çift yönlü olduğu zaman tepkimenin denge tepkimesi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı yönde destekleyip dengelerde olabilir. Kesinlik sorularında dikkat etmek lazım ama çift yönlüyse arkadaşlar denge tepkimesidir diyebiliriz direkt. Peki nasıl anlayacağız maksimum düzensizlik ne tarafa doğru, minimum enerji ne tarafa doğru bir tepkimede? Burada anlatmış demiş ki önce düzensizlikten bahsetmiş. Kendini ele veriyor aslında düzensiz, maddenin düzensiz hali katı, sıvı. Şöyle araya sudayı yazarsak daha güzel olur. Suda gaz şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar dönüşümlerde yani katıdan gaza doğru dönüşümlerde maksimum düzensizlik artacaktır. Tam tersi o zaman girenler yani katılara doğru bir dönüşüm olursa mesela dönüşümlerde maksimum düzensizlik ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani burada önemli olan arkadaşlar dönüşüm. Yani bir maddenin erimesi, bir maddenin süblimleşmesi, buharlaşması, katıların sıvıların suda çözünmesi olayları maksimum düzensizliğin arttığı durumlar. İşte gazın suda çözünmesi, gazın sıvılaşması yani yoğuşması, gazın katıya dönüşmesi, kırılaşma olayları, sıvının katıya dönmesi yani donma olayları. Bunlar da maksimum düzensizliğin azaldığı durumlara örnek olarak bile. Burada da söylemiş zaten bakın burada bir erime olayı söz konusu. Düzensizlik ürünler lehinedir. Burada sıvıdan gaza geçmiş buharlaşma olayı söz konusu. Ürünler tarafına doğru daha düzensiz olan taraflar ürünler. Peki her iki tarafta gaz varsa ne yapacağız? Burada da ona örnek vermiş arkadaşlar. Demiş ki her iki tarafta da gaz varsa gazın mol sayısının fazla olduğu taraf az olduğu tarafa göre daha düzensizdir. Bakın 4 mol gaz girmiş. 4 mol, 1 mol N2, 3 mol H2, 2 mol çıkmış. Düzensizin fazla olduğu taraf ne taraf? Girenler. Çünkü 4 mol gaz var girenlerde. Bir katının suda çözünmesi nedir? Maksimum düzensizliği arttırır. Katı maddenin arasına su molekülleri girip daha ne yapacaktır? Düzensiz bir görünüm sağlayacaktır. O yüzden ürünler lehinedir. Gazın suda çözünmesinde bu gaz maddenin en düzensiz hali sıkışacak suda çözdüğün zaman yaklaşacak birbirine daha düzenli hale gelecek. O yüzden gaz tarafı daha düzensiz olacağı için girenler lehine doğrudur. Yine burada çok karışılan yerlerden birisi arkadaşlar bakın 2 mol gaz girmiş 2 mol gaz çıkmış. Burada ne yapacağız peki? Şöyle diyorlar atomlar tek cins atomdan oluşan moleküllere göre daha düzensiz
Bu moleküller de bileşiklere göre daha düzensizdir. Yani şöyle düşünün, iki tane madde girmiş, tek madde çıkmış arkadaşlar. İki madde tek maddeye göre daha düzensizdir olduğu için maksimum düzensizlik burada nereye doğrudur? Girenlere doğrudur demiş. Peki minimum enerjinin yönünü öğrenmeyi çalışıyoruz burada da. Minimum enerji aslında şöyle yazsak olur. Isının olduğu taraftır. Isının olduğu taraf. Yani endotermik bir tepkime ısı girenlerde olacağı için minimum enerji girenlere doğrudur. Egzotermik bir reaksiyonda ısı ürünlerde olacağı için minimum enerji ürünlere doğrudur diyebiliriz. Egzotermik tepkimeler ürünlerin potansiyel enerjisi daha düşük olduğundan minimum enerji eğilimi ürünlerle iğnedir demiş. Burada bir egzotermik tepkime çizmiş. Endotermikte bakın girenlerin potansiyel enerjisi endotermikte şu endo arkadaşlar. Bu endotermik tepkime ait. Bu da egzotermik tepkime ait. Egzotermikte ürünlerin potansiyel enerjisi düşük. Endotermik tepkimede ise girenlerin potansiyel enerjisi daha düşük demiş. Isının olduğu taraf dedik ya, bunu daha pratik bir yolu. Bu bir egzotermik tepkime. Isı burada minimum enerji ürünlerle, ürünler tarafında çünkü. Isı burada minimum enerji eğilimi girenler tarafına doğrudur demiş, grafikte göstermiş. Demiş ki buradaki önemli olan yer burası arkadaşlar. Maksimum düzensizlik eğilimi ve minimum enerji eğilimi bir tepkime zıt yönlerde, yani biri girenlere biri ürünlere tarafa ise eğilimli ise bu tepkime tersin, yani çift yönlü bir tepkimedir, denge tepkimesi olabilir diyoruz arkadaşlar. Kesinlik ifade etmiyor ama çift yönlü olduğu zaman genelde dengedir diyoruz. Bu şekilde bir söylemimiz var. Evet, burada mesela zıt yönlü olma olayını anlatmış. Biri girenlere biri ürünlere şeklinde olması lazım demiş. Mesela bu tepkime bir denge tepkimesi. Neden denge dedi? İnceleyelim. Deltaş sıfırdan küçük de 92 kilojül enerji açığa çıkmış. O zaman ısı bu tarafta minimum enerji eğilim ürünlere doğru 4 mol gaz girmiş. 2 mol gaz çıkmış. Maksimum düzensizlik girenlere bakın çift yönlü olduğu için denge şeklinde. Ya da bu tepkime bir denge tepkimesi neden? Delta sıfırdan büyük ısı alan bir olay. Minimum enerji girenlere doğru. 1 mol gaz girmiş, 2 mol gaz çıkmış. Maksimum düzensizlik ürünlere doğru. Bakın bu da zıt yönlü olduğu için bir denge tepkimesidir diyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki tepkimin her ikisi de tersindedir ve kapalı kapta denge oluşturur diyor. Evet, dengenin şu ana kadar ana mantığını öğrendik arkadaşlar. Denge nedir? Neden denge kurulmak ister? Sistemler neden dengeye ulaşmak ister? Bundan bahsettik kazanımları. Şimdi gelelim denge sabitini hesaplama bölümüne arkadaşlar. Denge sabiti nedir? Nasıl hesaplanır? Nasıl elde edilir? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi bize amonyağın oluşum tepkimesini vermiş. Yukarı tepki bir denge tepkimesi. Zamana bağlı olarak sabit sıcaklık hacimde gerçekleşen bu tepkinin başlangıçtan itibaren mol sayılarındaki değerlerini inceleyelim. Bakın mesela başlangıçta N2'den başlayan 10 mol N2 almış, 40 mol da H2 alarak tepkimeye başlamış. Amonyak başlangıçta yok, NH3. Sonra 5. dakikada bundan 3 azalma var. Kas sayısından dolayı bundan 9 azalmış arkadaşlar. Bundan da kas sayısından dolayı 6 oluşmuş bakın. Kas sayıya göre gider zaten. Sonuçta 5, 25, 10 şeklinde böyle. 15. dakikaya bir bakın arkadaşlar. 15. dakikadan sonra değerler değişmemiş. Hep aynı kalmış. O zaman ben ne diyorum biliyor musun? Sistem 15. dakikada dengeye gelmiş. Hocam dengeye geldiği zaman hani değişimler devam eder demiş. Evet, değişimler devam eder ama mikroskobik olaylar devam eder. Makroskobik olaylar devam etmez. Bu yüzden biz de arkadaşlar derişimlerin, miktarların, mollerin dengeye ulaştığı zaman değişmediğini varsayarız ve oradan da bir sistemin dengeye ulaştığını anlarız. Aslında tekrar söylüyorum, çok düşük ölçülerde değişimler devam etmekte de bu dengenin dinamik olduğunun bir göstergesidir. Ama biz arkadaşlar derişimleri dengeye ulaştığı zaman değişmiyor, kabul etmemiz gerekiyor ve bu zamanlara baktığımız zaman 15. dakikada mollerdeki değişmemin olmaması sistemin dengeye ulaştığını gösterir. Tablodaki değişimi 15. dakikada tepkime dengeye ulaşmıştır demiş. Başlangıçta ileri yöndeki tepkime en hızlı durumda. Çünkü ortamda sadece reaktifler var arkadaşlar. Bunlar çarpışıyorlar uygun doğrultuda ve yeterli kinetik enerjiye sahip olduğu zaman ürüne dönüşüyorlar. Ve ortamda reaktif derişim azaldıkça ileri yöndeki tepkime hızı azalır. Başlangıçta geri yöndeki tepkime de yavaş çünkü ortamda daha ürün yok, yavaş yavaş oluşuyor. Ürün oluştukça bu sefer derişim artacağı için geri yöndeki tepkime hızı da artıyor. 15. dakikada ileri hızla geri hızı eşitlendiği noktada madde miktarları artık değişmiyor. Bunun nedeni aynı süre içinde eşit miktarda reaktif harcanması ve ürün oluşmasıdır. Madde miktarının sabit olduğu bu dinamik duruma biz arkadaşlar ne diyoruz? Kimyasal denge diyoruz. Kimyasal denge anı diyoruz ve sistem burada denge ulaşmıştır diyoruz. Peki o zaman bu arkadaşlar bilgilerimizi şöyle bir grafiklerle pekiştirin.
İlk grafiğimiz bize ne diyor biliyor musunuz? Derişim zaman grafiği. Diyor ki N2 ve H2 diyor harcandı diyor NH oluştu. Ama bakın T ağından sonra derişimler değişmiyor. Yani işte N2'nin mesela N2'nin ne kaldığı yer gibi düşünün. N2'nin 4 mol kaldığı yer. İşte H2'nin 22 mol kaldığı yer. NH'ünde 12 mol oluştuğu yer gibi düşünebilirsiniz. Yani burası tabii grafik ona göre çizilmemiş. Sadece mantığını öğretmek için çizilmiş. Burada maddeler arkadaşlar, maddeler ne oluyor? Belli bir yerden sonra derişimleri, miktarları, molleri değişmiyor. İşte bu noktada sistem denge ulaşmış. Burada T anı budur. Yani grafikte düzgün duran yerlerde, düzleştiği yerlerde sistemin dengeye ulaştığını söyleyeceğiz. Burada bakın ben size şöyle bir grafik çizeyim. Molarite zaman grafiği. Şöyle bir grafik çizemem ben mesela. N2 ve H2 şöyle olsun. NH böyle olsun. Mesela şu N2 için olsun atıyorum. Şimdi N2 maddesi gerçi N2 için biraz tuhaf olur. H2 daha çok harcanıyor. H2 olsun bu mesela. H2 maddesi arkadaşlar, H2 maddesi bu şekilde çizildiği zaman bu grafiğin dengeye ait olduğunu söyleyemezsiniz. Neden söyleyemezsiniz? Çünkü ben H2'yi bitirdim. Dengede madde bitebilir mi arkadaşlar? Dengede madde biterse denge olmaz zaten. O zaman yanlış bir grafik çizdim. Burada derişim zaman grafiklerinde dikkat etmeniz gereken grafik türü budur. Eğer derişim zaman grafiklerini, mol zaman grafiklerini maddelerden birini bitiriyorsa, bir maddelerden birini bitiriyorsa bilin ki arkadaşlar bu sistem bir denge ait olamaz. Ona dikkat ediniz. Burada bitirmemesi ve belli bir yerden sonra düzleşmesi lazım. Çünkü dengeye ulaştığı zaman derişimler değişmez biliyorsunuz. Onlara dikkat ediyoruz. İkinci grafiğimiz hız zaman grafiği arkadaşlar. Hız zaman grafiğinin tek olasılığı var. İleri yöndeki hız, geri yöndeki hız. İleri yöndeki hızın geri yöndeki hıza eşit olması lazım. Eğer siz bunları eşit çizmezseniz, bir yerde eşitlemezseniz o zaman bu da bir dengeye ait olamaz. Dengede hız zaman grafiğinin tek olasılığı budur. İleri yöndeki hızın geri yöndeki hıza eşit olması gerekiyor grafik olarak arkadaşlar. Ve burada bize hız bağıntılarından yola çıkarak denge bağıntısı nasıl çıkarılır onu öğretmiş. Hemen bakalım. Amonyan oluşum tepkimesinde ileri yöndeki hız yazmış. R ileri hatırlayınız bir önceki konumuz hız konusu. Reaksiyona girenlere görüyoruz. K ileri çarpı N2'nin derişimi çarpı H2'nin derişimi kübü demiş. Tamam. Geri yöndeki hız bakın bu ileri yöndeki hız. İleri. Geri yöndeki deyince bu sefer reaksiyona giren kim oluyor? NH3. R geri K geri çarpı NH'ün derişimi karesi. Gazlar ve suda çözünmüşler alınıyordu. Katılar ve sıvılar alınmıyordu hatırlayınız. Aynı şeyler yine geçerli. Hız bağıntıları yazdım. İleri yöndeki hız bağıntısı yazdım. Geri yöndeki hız bağıntısını yazdım. Sonra denge anında RI eşit RG olacağı için birbirine eşitledik arkadaşlar. Buradan K'ları bir tarafa çektik. Bakın K ileri bölü K geri. Amonyan derişimi karesi bölü. N2'nin derişimi çarpı H2'nin derişimi kübü oldu. KC diyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar KC derişimler türünden denge sabiti diye geçecek bu arkadaşlar. İleri yöndeki hızın geri yöndeki hıza nedir? İleri yöndeki hız sabitinin daha doğrusu yanlış cümle kurdum. İleri yöndeki hız sabitinin geri yöndeki hız sabitine oranına derişimler cinsinden denge sabiti yani KC diyoruz. Bazen sorularda KI, KG'yi veriyorlar çünkü KC'yi vermiyorlar. Biz KI bölü KG'nin KC olduğunu bileceğiz. Bir de böyle uzun uzun devamlı yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Yani işte ileri yöndeki hız yazacağız, geri yöndeki hız yazacağız. Böyle. Bakın NH3 dediğimiz bizim denklemimizde hangi madde? Ürün. N2 ve H2 dediğimiz madde hangi madde? Girenler. Ürünler bölü girenler. Tabii ki katsayılarını üst olarak almayı unutmuyoruz. O zaman toparlayacak olursak denge ifadesi arkadaşlar. Denge sabiti. İleri hız sabitinin geri hız sabitinin oranıdır. KC aynı zamanda ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimleri şeklinde ifade edilebilir. Ve burada önemli maddeler var. Denge bağıntısı katılar ve sıvılar yer almaz. Derişimleri değişmediği için. Çünkü biz arkadaşlar dengeyi hızdan türetiyoruz. Hızdan alamadığımız şeyleri dengede de alamazsınız. O yüzden bunu hatırlatmış bize. Denge bağıntısı gazlar, sıvıda çözülmüş moleküller ve iyonlar yazılabilir biliyoruz. Ve burası çok önemli arkadaşlar. Üçüncü maddemiz bir tepkimenin denge sabiti KC sadece sıcaklıkla değişir diyor. Bundan önceki hız konusunda küçük k'ımız vardı hız sabiti. Biraz önce de KI ve KG olarak gördük mesela. Bu hız sabitleri arkadaşlar hız sabiti tepkimenin türüne bağlıdır. Bunun dışında T, S, K temas düzeyi, sıcaklık ve katalizör değiştirir. Bakın küçük k'ları yani hız sabit olan k'ları değiştiren 3 faktör var. Temas düzeyi, sıcaklık, katalizör. Ama denge sabit olan k'yı yani KC'yi değiştiren tek faktör sıcaklık. Arkadaşlar ilk denge sabitimizi görüyoruz şu anda. KC'yi görüyoruz.
konu uzun demiştim hatırlarsanız. Bayağı bir denge sabiti göreceğiz. Bundan sonra hatta bu dersin işte KP'den bahsedeceğiz. Daha sonraki ünitelerde KA'dan, KB'den, KÇÇ'den bahsedeceğiz. Hangi denge sabitten bahsediyorsam bahsedeyim fark etmez. Bütün denge sabitlerinde onu değiştiren tek faktörün sıcaklık olduğu bilgisini şimdiden söyleyeyim. Denge sabitlerini değiştiren tek faktör sıcaklıktır. Hız sabitini değiştiren faktör ise sıcaklık dışında temas düzeyi ve katalizördür. Evet, burada çeşitli tepkimenin denge sabitini çıkarmayı öğretmiş bize bakalım. Ürünler bölü giren de KC eşittir. Ürünler SO3'un derişiminin karesi bölü SO2'nin derişiminin karesi çarpı O2'nin derişim şey. Ürünler bölü girenler. KC eşittir. NH3'ün derişiminin karesi bölü N2'nin derişim çarpı H2'nin derişim kübü. Burada suda sudalar alır. SN artı 4. Cu artı 1'in karesi bölü SN artı 2. Cu artı 2'nin karesi şeklinde. Bakın ürünler bölü girenler yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir düzeltme yapalım ben. Şu 2 yok. Karbondioksitin derişimi bölü O2'nin gelişimi. Neden karbon yok? Çünkü kendisi katı. Katıları ve sıvıları almıyoruz. Suda ve gazlarımız katsayılarını üst olarak yazıyoruz. Ürünler bölü girenler yapıyoruz arkadaşlar. Unutmayınız. Ürünler bölü girenler. Burada bakalım hemen. Suda almış. Magnezyum artı 2 OH. Bölü giren dememiş. Çünkü giren katı. O yüzden almamış. Burada bakın arkadaşlar. Karbondioksit derişimi. Bu tepkimenin tersini de vereyim ben size. Kalsiyum oksit katısı artı karbondioksit gazı mesela reaksiyona girsin. Kalsiyum karbonat oluştursun. Bunun mesela denge sabitlesin. Kc eşittir. Ürünlerde bir şey yok. 1 bölü karbondioksitin derişimi şeklinde yazacak. Basamaklı tepkimenin denge bağıtı net tepkimeye göre yazılır. Bakın bu da önemli bir bilgi aslında. Biz hani basamaklı tepkime olayını hız konusunda görmüştük ve basamaklı mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısını yavaşa göre yazıyoruz. Onu unutmayınız. Hız bağıntısı yavaşa göre yazılır. Ama denge bağıntısı net tepkimeye göre yazılır. Reaksiyona girenlerin ürünün aynı fazla olduğu denge reaksiyonu homojen denge denir. Mesela işte nedir? N2'nin dengesi değil mi? N2 artı H2 şu yandakine bakınız. Gaz, gaz, gaz. Bu homojen bir denge. Reaksiyona girenlerin ürünlerin biri veya birkaçı farklı fazlaysa bunlar da heterojen denge. İşte katı, suda, suda mesela. Katı, katı, gaz gibi. Şurada verilen iki örnekte mesela heterojen denge örneğidir diyebiliriz. Yukarıda verilen kimyasal denge tepkimi hangilerinde denge ifadesi doğru olarak verilmiştir diyor. Ürünler bölü karbonmonoksit derişimi çarpı klorun derişimi bölü CO Cl2'nin derişimi doğru yazmış arkadaşlar. PCl5 bölü PCl3 çarpı Cl2 bunu da doğru yazmış arkadaşlar. Evet, üçüncüsü yanlış çünkü NO'nun derişiminin dördüncü kuvveti. H2O'nun derişiminin altıncı kuvveti. NH3'ün derişiminin dördüncü kuvveti. O2'nin derişiminin beşinci kuvveti. Yani katsayıları üst olarak yazmayı unutmuş. O yüzden yanlış yazmış. Cevabımız da 1 ve 2 olacak sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz yukarıda verilen denge tepkimi hangi değer? Homojen denge tepkimesi demiş. Homojen denge tepkimesi gaz, gaz, gaz. Evet. Suda, suda, sıvı. Arkadaşlar bu özel bir soru tarzı. Şimdi suda çözünmüş iyonların olduğu bir yerde suyun oluşması heterojenlik oluşturmaz. O yüzden nedir? Suda çözünmüş madde su oluşumu homojenliktir. O yüzden bunu da alacağız. Suda, 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 gaz, sıvı. Şimdi bu sıvıdan dolayı değil zaten suda olduğu için bu arkadaşlar heterojenliği yapan NO gazıdır. O yüzden bunu almayacağız. Cevabımız da 1 ve 2 D şık olacak diyoruz. Evet geçiyorum arkadaşlar. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti KP'den bahsedeceğiz. Biraz önce derişimler cinsinden denge sabiti yazdık. Molarite cinsinden derişim. Molarite arkadaşlar. Mol bölü hacim. Şimdi KP'den bahsedeceğiz. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti. Gaz fazında gerçekleşen denge tepkimede her bir gaz maddesinin derişimi kısmi basınçta doğru orantılıdır. Denge, tepkimenin denge bağıntısında derişimler yerine kısmi basınç değerleri yazılırsa elde eden değer kısmi basınçlar türünden denge sabitidir. Mesela biraz önce amonyağın oluşumu için denge bağıntısını Kc'ye yazmıştık. Şimdi onu Kp olarak alacağız. Bakın neydi Kc olarak? NH3'ün derişimin karesi bölü N2'nin derişim çarpı H2'nin derişiminin kübüydü. Şimdi Kp'sini yazıyorum. Bu sefer derişim yerine basınç alıyorum arkadaşlar. PNH, NH3'ün kısmi basıncın karesi bölü N2'nin kısmi basınç çarpı H2'nin kısmi basıncın kübü şeklinde üst olarak gelecek arkadaşlar orası yazacağız. Yani derişim yerine ne aldık arkadaşlar? Basınç aldık. Yine ürünler bölü girenler yaptık mı? Evet yaptık. Ama burada bir farkımız var. Burada mesela suda olmadığı için sıkıntı çıkmadı ama suda olan bir madde olsaydı Kc yazarken yazacaktık ama Kp yazarken yazmayacaktık. Çünkü arkadaşlar Kp bağıntısına sadece gazlar yazılır. Kc bağıntısına gazlar ve su çözerler. Buraya dikkat edin.
Aynı Kc değeri gibi Kp değeri de sadece ve sadece sıcaklıkla değişecek. Arkadaşlar Kp ile Kc arasında bir ilişki var. Kısmi basınçlar maddenin molar derişimine doğru orantılıdır. İdeal gaz denkleminden yola çıkarak kısmi basınç yerine bulunan değerler denklemi kullanırsa Kp ile Kc arasındaki ilişki gösterir. Burada teker teker hesaplamış nasıl çıkarıldığını arkadaşlar. Ben uzatmıyorum. Daha basit bir yöntem söyleyeyim size. Şimdi PVRT ya. Bundan mesela şöyle yapın. İşte P eşittir yukarı yazayım. N bölü V RT. Şimdi P kısmi basıncı temsil ediyor. Yani onun orantısı Kp. N bölü V molarite. Molarite. Molarite cinsinden ne yazıyoruz biz? Kc yazıyoruz. Kc. Kp eşittir. Kc RT. Tabii katsayılar falan devreye girişir. Onu da ayarlamak için delta N demişler. Kp eşittir. Kc RT üzeri delta N. Böyle çoğunuz duymuşsunuz bunu. Köpek kaçırtan şeklinde bir söylemi var. Kp köpek kaçırtan Kc RT üzeri delta N şeklinde söylenebilir. Burada R Rydberg sabitimizdir. 22,4 bölü 273 ya da 0,082 litre atmosfer bölü mol Kelvin. T mutlak sıcaklık Kelvin cinsinden Celsius'un üzerine 273 ekleyeceğimiz. Delta N burası önemli arkadaşlar. Delta N ürünlerdeki gazların katsayı toplamından girenlerdeki gazların katsayı toplamıyla delta N ürünler eksi girenler ama gazların bakın altını çizerek söylüyorum gazların mol sayıları toplamından gazların mol sayıları girenlerdeki gazların mol sayı toplamı çıkar. Ürünler eksi girenler yaparken ama ürünlerdeki gazların toplam mol sayısından girenlerdeki gazların toplam mol sayısını çıkarıyoruz. Gaz olmayan maddeleri almıyoruz. Yoksa mesela ürünlerde gaz sıfır alabilirsiniz. Evet hemen sorularımıza başlayalım. Konu anlatımını bitirdik arkadaşlar bu bölümde. Şimdi soru kısmı kaldı. Hemen sorularla pekiştirelim iyice. Diyor ki denge tepkimesinin 273 derecedeki Kp değeri 4'tür. Buna göre aynı sıcaklıkta Kc değeri nedir diye sormuş. Hemen köpek kaçırtanı kullanabilirim o zaman. Kp eşittir. Kc RT üzeri delta N dedim. Tamam güzel. Kp'yi bana 4 vermiş. Kc'yi istiyor benden. R yerine bakıyorum. 22,4 bölü 273 mantıklı. Sıcaklık 273 derece yani 546 Kelvin. Ürünlerdeki gazın mol sayısı delta N'i buluyorum. 2. Girenlerde gazın mol sayısı 3. O zaman delta N eksi 1. Şu 1. Şu 2 arkadaşlar. Buradan 4 eşittir. Kc bunu ters çevirdim. Aşağı 44,8 diye geldi. Buradan 4 ile 44,8'i çarparsam 192 Kc eşittir. 179 özür dilerim. 179,2 olarak buluyoruz. Cevabımız A şık. Bir sonraki soruda benzer bir soru. Denkleştirilmemiş tepkim. 27 derecedeki Kc'sini ve Kp'sini vermiş. Delta nedir? Formülü yerine koyacağız arkadaşlar. Hemen yazdım köpek kaçırdı. Kp eşittir. Kc RT üzeri delta N dedim. Kp'miz 246'ymış. Kc'miz 10'muş. R yerine 22,4 bölü 273 yazdım. Onu yazmayayım. Onu yazmayayım. Neden yazmayayım? Çünkü sıcaklık değeri arkadaşlar 273'ün katı değil. O zaman onu yazmak mantıklı değil. Hangisini yazayım? 0,082 çarpı 27 derece 300 Kelvin. Delta N onu arıyoruz zaten. Şurası arkadaşlar bakın. Şöyle yapayım. 8,2 yapıyor. 8,2 çarpı 3'te 24,6. 24,6 üzeri delta N. Şunu da karşıya bölü olarak atayım. Bu da 24,6 oldu. Bakın 24,6 eşittir 24,6 üzeri delta N. Yani burada delta N dil olursa sağlar. Onu soruyor zaten bize. Cevabımız da B şıkkı olacak. Beşinci sorumuz 2012 ÖSYM sorusu. Yine köpek kaçırtan sorusu. Yazıyorum. Kp eşittir. Kcrt üzeri delta N. Kp'yi istiyor bizden. Kc'yi vermiş bize arkadaşlar. 2,8 çarpı 10 üzeri 12. R yerine 0,082 yazıyorum. Sıcaklık 1000 Kelvin direkt yazdım. Delta ürünlerdeki gazın mol sayısı 2. Girenlerdeki gazın mol sayısı 3. O zaman eksi 1. Burası 82 yaptı ama bölü olarak için. Eksi birinci kuvvet olduğu için. Kp eşittir. 2,8 çarpı 10 üzeri 2 bölü 82 cevabımız da o yüzden A şıkkı oldu sevgili arkadaşlar. Evet geldik şimdi nereye biliyor musunuz? Denge hesaplama sayısal kısmı burası çok önemli. Bundan sonra bir de kısmı var dengenin. O şekilde arkadaşlar ne yapacağız? Bitireceğiz. Evet hemen başlayalım o zaman sayısal kısmı. Denge reaksiyonu içeren değişik türde hesaplamalar yapılabilir. Bunlara örnek olarak maddenin denge derişimleri verip denge sabitleri hesaplamaları ya da denge sabitleri ve derişimlere ulaşılabilir demiş. Bakalım hangisini vermiş. Teker teker çözelim. 120 derece dengedeyken arkadaşlar sistem dengede ise direkt yapmanız gereken denge derişimlerini yazıp ürünler bölü girenler zaten derişimleri vermiş. H2'nin derişimi 0,2 molar. I2'nin derişimi 0,05 molar.
aşının derişimde 0,3 molar. Buradan Kc eşittir 0,3'ün karesi, yani 0,3 çarpı 0,3 yazayım, bölü 0,2 çarpı 0,05. Burada karesini aldığım için hani biliyorsunuz ya denge bağıntısını, hatta bunun için özel olarak yazdım. Kc H1'ın derişiminin karesi bölü H2'nin derişimi çarpı I2'nin derişimi. Bunu uzun uzun yazmıyorum artık. Ürünler bölügelenler olduğunu biliyoruz. Katsayılarını üst olarak aldığımızı biliyoruz. Yerine yazıyoruz. Karesini aldığım için iki kere yazdım bunu. Şöyle arkadaşlar virgül kaydırıyorum. 3 çarpı 3 hani 10'la çarptım. 10'la çarptım. Yukarı 100'le çarptım. 9 oldu. Aşağı 100'le çarptım arkadaşlar. Şurası 5 çarpı 0'dan 1 oldu. 9 bölü 1'den de denge saatimiz Kc'miz 9 çıktı. Örnek 7 reaksiyonuna göre 1 litre hacme sahip olan bir kaba 6 mol H2, 6 mol Cl2 olmuş, dengeye gelmesi sağlanır. Kaç mol denge anında kapta HCl bulunur? Arkadaşlar klasik soru tarzı, dikkat edin soru çözüm şeklinde. Bundan sonraki soruların çoğunlukla böyle olacak. Şimdi burada bir sistem kurarsanız sorunun çözümü çok zor değil. Başlangıç anı yapın, reaksiyon anı yapın, bir de denge anı yapın. Eskiden kimyasal hesaplamalarda başlangıç reaksiyon son yapıyorduk. Burada ise denge diyoruz son kısma. Başlangıçta elimizde ikisinden de 6'şar mol. Ne var? Madde var. H2'den de 6 mol var. Cl2'den de. Şimdi dengeye gelmesi sağlanır. Bir kere şu hatayı yapmayacaksınız kesinlikle. Maddeyi bitirme gibi bir hata yapmayacaksınız. Çünkü madde biterse denge olmaz biliyorsunuz. O zaman ne kadar harcanacak bilmiyoruz. İşte x kadar harcansın. X kadar harcansın. 2x kadar olsun. Buradaki katsayılar devre. Reaksiyon anı katsayılara baktım anısı. Katsayısı 1, x harcadım. Katsayısı 1, x harcadım. Katsayısı 2, 2x oluştu. Denge ulaşsan 6-x. 6-x, 2x. Dengedeki mol sayısını buldum. Kap kaç litre? 1 litre. Bölü 1, bölü 1, bölü 1 dedim. Derişimleri buldum. Artık denge saatini yazalım. Kc eşittir 2x'in karesi bölü 6-x çarpı 6-x ya. 6-x'in karesi dedim. Eşittir denge saati 1'e. Her iki tarafın kare kökünü aldım. 2x bölü 6-x eşittir 1'e. 2x eşittir 6-x'e. 3x eşittir 6'ya, x eşittir 2. X'i bulduk. Peki. Kapta kaç mol HCl var? HCl'den ne kadar olması lazım? 2x. NHCl 2 çarpı 2'den denge anında kapta 4 mol HCl olduğunu anladık. Evet, gayet bakın sistematik belli. Başlangıç reaksiyon denge kesinlikle ne yapmıyoruz? Madde bitirmiyoruz dengeden. Denge sabitini vermiş. Denge anında demiş. Denge anında deyince arkadaşlar herhangi başlangıç reaksiyonu denge yapmanıza gerek yok. Direkt denge mollerini vermiş. X'ten 4 mol var. Y ve Z'den de 2 mol var. Kabın hacmini soruyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Kc eşittir 2 bölü V bölü 4 bölü V çarpı 2 bölü V. Eşittir denge sabitinden 5'e. Hacmi biliyoruz ya. V dedim o yüzden. Şunlar birbirine götürsün. Ters çevirdim. V bölü 4 eşittir 5'e. V de buradan 20 çıkacak. Örnek 9 gelsin arkadaşlar. Bu da ÖSYM sorusu. Benzer bir soru biraz önce çözdüğümüz soruya. Diyor ki dengede, bak hiçbir şey yapmama gerek yok. Dengede zaten. 1 mol bundan var. 0,24 mol bundan var. Kabın hacmini soruyor. Bölü V, bölü V diyor. 0,24 bölü V'nin karesi. Yani iki kere yazıyorum. Bölü 1 bölü V. Eşittir. Denge sabit olan 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şöyle ters çevirip çarpalım arkadaşlar şöyle. Şunlar birbirini götürsün. 0,24 çarpı 0,24 bölü 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Eşittir V diyorum. Şu yukarıya 10 üzeri 2 diye çıksın. Şuraya 24 yapsın arkadaşlar. 24. Şunlar gitti. Buradan da bölerseniz 0,2 çıkar. 0,2 çarpı 24'ten de kabın hacmi 4,8 litre olması gerektiğini söyleyebiliriz. Örnek 10. 750 derece sıcaklıkta 2 litrelik kapalı bir kaba 0,6 mol NO gazı, 0,5 mol O2 gazı konulur. Kapta toplam 1 mol gaz bulunduğu anda denge ulaşıyormuş. Buna göre Kc'si nedir demiş. Tamam, şöyle aldım dengeyi. 2NO2, tamam. 0,6 mol bundan var, 0,5 mol bundan var, bundan yok. Şimdi bakın, bundan denge var. Başlangıç anı, reaksiyon anı, denge anı. Üçlememi yaptım. Eksi 2x, eksi x, artı 2x. Şimdi diyor ki, denge anda 0,6 eksi 2x mol bundan var. 0,5 eksi x mol bundan var, 2x mol de bundan var. Bunların toplamı 1 molmuş gazlar. Şu üçünü toplayıp 1'e eşitliyorsunuz.
Buradan ne yapar? Yani hemen yapayım. 0,6, 0,5 daha 1,1. Eksi 2x, eksi x, artı 2x daha eksi x eşittir 1'e. X eşittir 0,1. Yerine yazıyorum. Yerine yazarsam ne olacak? Hemen şöyle yapalım biraz. Yerine yazarsam 0,4. 0,1 yazıyorum x gördüğümde. Bu da 0,4. Bu da 0,2 oluyor arkadaşlar. Kap 1 litrelik mi? Yok, 2 litrelik. Ona da dikkat edin. Bölü 2, bölü 2, bölü 2. Çünkü molarite yazıyorum. Buradan Kc eşittir. 0,1'in karesi, yani 0,1 çarpı 0,1 bölü 0,2'nin karesi, 0,2 çarpı 0,2 çarpı 0,2 şeklinde. Bunlar şöyle götürsün birbirine. Burası 4 olsun. 1 bölü Kc eşittir. 1 bölü 0,8. Yani 8 bölü 10 desek 10 bölü 8. Bu da 5 bölü 4 yapacak. Matematik kısmında arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor ama mantığını öğrenmek önemli. Bu şekilde yapabiliriz diyoruz. Peki geçtik bir sonraki soruya. Son arkadaşlar sayfamız. Konu biraz ağır tabii ki. Biraz da dikkat etmek lazım. Tepkimesine göre kapalı bir kaba 0 derecede bir miktar x katısı eklenip dengeye ulaşması bekleniyor diyor. Denge anda kaba yapılan toplam basınç 6 atmosfer olduğuna göre Kc'si nedir demiş. Arkadaşlar şimdi x katısını ekledik. Yani şöyle düşünün. X katısı y gazı artı 2 tane z gazı şeklinde yazdım. Şimdi bundan mesela a mol var. Ne olacak? Denge gelsin. B'ye kadar harcanacak. B kadar oluşacak. 2B kadar oluşacak. Yani harcarken maddenin fiziksel hali önemli değil. Derişim alınırken dikkat edin. Ama mesela A mol X katısı var. Bir kısmı harcanacak. Yine denge mantığından tamamını harcayamayız. İşte B mol harcadım. Ve burada basıncı yapacak olanlar kimler arkadaşlar? Gazlar. Yani B mol Y gazıyla 2B mol Z gazı toplam 6 atm basınç yapacak. O zaman 6 atm'in 2 atm'sini bu yapacak. 4 atm'sini bu yapacak. Çünkü kısmi basınç mol ile orantılıdır arkadaşlar. Şu an bundan sonra Kp'sini bulabiliriz. Bulalım. Kp eşittir. Çünkü basınçlarını biliyoruz da Kp bulur. Y'nin kısmi basıncı çarpı Z'nin kısmi basıncının karesinden 32 çıkacak. Şimdi buradan sonra köpek kaçırdan devreye Kp eşittir. Kc Rp üzeri delta. Kp'yi buldum 32. Kc'yi arıyorum. R yerine bakıyorum 22,4 bölü 273 can mantıklı. Sıcak yerine 0 derece 273 Kelvin. Delta hemen bakalım. Ürünlerde gazın mol sayısı 3. Girenlerdeki 0. Yani delta ne çıktı? Arkadaşlar 3 çıktı. Şunlar birbirini götürdü. Buradan Kc'yi yalnız bırakırsak Kc eşittir. 32 bölü 32 bölü 22,4'ün kübü. Cevabımız bu olması lazım. Bunu da düzenleyecek olursak cevabı C olarak arkadaşlar işaretleyebiliriz. Evet, son bölüm, son kazanımız kimyasal tepkimelerde denge sabit arasında ilişki. Dengedeki hesi, daha doğrusu enerjideki hesi denge uyaracağız arkadaşlar. Bir tepkimin denge sabitinin sayısal değeri tepkime denklemi ve kastelere doğrudan ilişkidir. Tepkime denklemin yönü ve kastelere değiştiğinde denge sabiti değişir. Şimdi ne yapmış mesela? Bir denge reaksiyonu ters çevirmiş. Kc'si A'ymış. Tepkimeyi ters çevirdiği zaman ne oldu? 1 bölü C'de. Enerjide ise tepkimeyi ters çevirdiğimizde entalpinin işaretini değiştiriyorduk. Burada ise çarpmaya göre tersini alıyoruz. Bu bir. İkincisi bir sayıyla çarptığımız zaman ne yapıyoruz? Onu üst olarak alıyoruz. Mesela tepkimesinin denge sabit A'ymış. 2 ile genişletmiş tepkimeyi. 2'yi ne yapmış? Üst olarak alıyor. 3 ile genişletse küp olacaktı. 4 ile genişletseydi dördüncü kuvveti alacaktık şeklinde düşünebilirsiniz. Entalpide ne yapıyorduk? Entalpide çarptığımız sayı direkt önüne katsayı olarak yazıyoruz. Mesela işte entalpisi B ise 2 ile çarparsa 2B oluyor gibi. Tepkimeye taraf tarafı topluyoruz. Tepkimeye taraf tarafı toplayınca Kc ile çarpıyoruz arkadaşlar. Mesela birinci tepkimin denge sabiti A, ikincinin B. Taraf tarafı toplamış dengeleri. Yeni denge sabitimiz A çarpı B oluyor. Entalpide ne oluyordu? Entalpide taraf tarafı topluyorduk. Yani entalpiden çok farklı gördüğünüz gibi dengedeki arkadaşlar durum. Mesela diyor ki denge reaksiyonu denge sabit Kc'si 12 olduğu sıcakta yeni denge sabitimiz. Bu tepkimeyi bu hale nasıl getiririz? Ters çeviririz. 2 ile çarparız. Ters çevirince 1 bölü 12 olur. 2 ile çarpınca karesini almamız lazım. Çünkü çarptığımız sayı üst olarak geliyor. Buradan da 1 bölü 144 çıkacak. 2014 ÖSYM sorusu bu tepkimeyi bu hale nasıl getiririz? Ters çevirip 2'ye bölmemiz lazım. Kp'yi vermiş. Fark etmez. O da bir denge sabiti. Ters çevirdim. 1 bölü 49 oldu. 2'ye bölünce kare kökünü alıyorum arkadaşlar. Buradan 1 bölü 7 çıkıyor. Etkinlik kısmımız var. Denge tepkime çift yönlü tepkimelerdir. Doğru. Denge tepkime de maksimum düzensiz minimum enerji eğilim, sahip olma eğilimi, tepkimeyi farklı yönlere kaydırma eğilimidir. Doğru.
Kısmi basınçlar tümden denge bağıntısı yazılırken bağıntıya sadece gaz halindeki maddeler yazılmalıdır. Doğru. Denge sabitin birimi tüm tepkimelerde aynıdır demiş arkadaşlar. Hayır. Bu duruma göre de hatta birimsiz bile olabilir. Bir tepkimenin katsayıları n ile çarpılsa kc değeri ne olur? Kc üzeri n olur. Evet, çarptığımız sayı üst olarak geliyor. Kademeli denge tepkimi, denge bağıntı en yavaşa göre değil arkadaşlar. Net tepkimeye göre yazılır. Hızla karıştırmayınız. Dengede nete göre, hızla yavaşa göre yazılıyor diyoruz ve bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.